Sefer Tası programıyla tekrar karşınızdayız. Sevgili izleyenler, yepyeni bir hayat hikayeleriyle yine huzurlarınızdayız. Bugünkü iyilik faaliyetlerimize Sille Tatköy'de devam ediyoruz. Geçmişi Selçuklu'yla yaşıt olan bu coğrafyada bizi yüreği gönlü güzel kardeşlerimiz karşıladılar. Yine listemizi oluşturduk ve ihtiyaç sahibi ailelerimize getirmiş olduğumuz gıda kolilerini ve giysi yardımlarımızı bugün burada gerçekleştireceğiz. Burası dağlık bir yer ama insanı çok kıymetli. Sille, türkülere, şiirlere konu olmuş olan coğrafyayı zaten biliyorsunuz. İşte Tatköy'de hemen Sille'nin üzerinde ve çok sevimli, güzel bir coğrafya. Buradaki faaliyetlerimizle tekrar karşınızdayız ve sefer tasını yine başlatıyoruz. Evet teyzeciğim, kolay gelsin. Sağ ol teyze. Evet, isminizi alabilir miyiz? Emine. Emine teyze, kaç yaşındasınız? 65 yaşındayım. 65, maşallah. Hemen gıda kolimizi arkadaşlarımız bıraktılar. Eşimiz vefat mı etti? Etti, 3,5 sene oluyor. Daha yeni. Mekanı cennet olsun inşallah. Sağ ol teyze. Rahatsızlığı falan mı vardı? Teyze? Vallahi işte kalp eşi oldu. Pes geçirdi oldu. Evet. Tatköy'de burada kardeşlerimiz, sizlere hayır sahiplerimiz gıda kolisi gönderdiler. Onlara da bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz çok teşekkür ederiz. Şeyinize, kesenize Allah daha çok versin. Evet. Çok çok teşekkür ettik. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun, olur mu? Şeker tutaydı. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi afiyet dileyiniz inşallah. Efendim, yardım faaliyetlerimize başladık. Burada çok güzel bir hava var ve kuş seslerinde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yanımızda çok kıymetli bir teyzemiz var. Bizim geleceğimizin haberini alınca burada bizi beklediler ve kardeşlerimiz gıda kolilerini bıraktılar. Nasılsınız teyzeciğim, iyi misiniz? Bizler olmasak nerede? Nasılsınız teyzem? Rahatınız, İyiyim, saatiniz iyi mi? Selindik, geldi halimize girip çıkarız. Nefes darlığı var işte. Nefes darlığı gününüzü tabii zorlaştırıyor değil mi? Ha, zorlaştırır. Evet, eşiniz bunda vefat mı etti? Eşimiz 3 sene oldu. 3 sene oldu? He, 3 senedir yalnızız öyle mi? Çocuk da yoktu işte, yalnız kaldık. Peki doktora göründünüz mü? Doktora kaç kere göründük diye faydası yok. Kim götürdü teyzeciğim doktora? Doktora mı? Biz... Nasıl gidiyorsunuz mesela Konya'ya? Oğlanlar, onlar abi aynı seven alır gider bir oraya gösteri gelir. Evet. İlaç falan verdi mi doktor? Haza ilaç verir. Günde 4-5 ah batarın. Boğazım tıkanır, boğazım tıkanır. Deme yani. Ne şeymiş. Özellikle gece falan mı oluyor nefes darlığı? Nasıl oluyor? He, gece de asıl gece. Ha, ama size bir şey olsa kim bakacak şimdi gece? Kimse yok çıkarım. Ölürsen kısa kapı çıkmaz ölür diye kapıyı açıklardı. Allah korusun. Kimsemiz yok. Peki ciğerim. Yemekleri falan nasıl yapıyorsun teyzeciğim? Ama yemek falan ya, ne arasın ciğerim. O devirlerde arasın. Ama yemek yemezseniz sıcak bir çorba falan. Vallahi heşte beşte bir ciğerim. Heşte evet. 30 Ramazan şey, oruç tuttuk, bir tek gün yemek yemedim. Bir de. Buraya da aslında sıcak yemek gelebilir. Bunu da arkadaşlarımıza bir görüşelim. Size günlük bir sıcak yemek getirtelim inşallah. Aşk kendinize etme ciğerim. Estağfurullah teyzeciğim. Teyzeciğim, size gıda kolisi getirdik. İçinde her şey var. İnşallah mutfağımıza onu koyalım. İnşallah. Bize de dua edin. Bunu gönderenlere dualar ediniz. Her olur mu? Her gün dua ederiz ciğerim. Sizler olmasak biz nereye ederiz? Estağfurullah. Rabbimiz var. Anacığım, kendine dikkat et inşallah. Olur mu? Öyle olur. Hadi Allah emanet ol. Sağ olun. Kal sağlıcakla anacığım. Geç, sağ olun. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Seyit Ali. İsmim Seyit Ali. Seyit Ali abi, nasılsınız? Kaç yaşındasınız Seyit abi? 72, 74. 72, evet. Burada evimiz. Evet. Kimle kalıyoruz burada? İşte eşim var, bu kız geldi.
şey oldu geldi, boşandı geldi. Öyle mi? Hayırlısı olsun. Hayır tabii. Evet. Teyzemiz nasıl içeride? İçeride. Rahatı yerinde mi? Sağlığı. Evet, ayaklar açık şey olacak evet. Yani. Tabii dışarı çıkamıyor. Siz burada çıkar, oturuyorsunuz. Ara ara geziyor. Geldi. Kardeşlerimiz size gıda kolisi getirdi. İnşallah ablacığım içerisinde gıdamız var. Çaydı, şekerdi. Acizanla kabul ediniz inşallah. İnşallah. Afiyetle yiyiniz amcam, olur mu? Sağ olun. Neler söylemek istersiniz hayır sahiplerine? Bir şey söylemek istemiyorum. Ne diyelim? Allah, evet. Allah. Dua edelim inşallah. Dua edelim inşallah. Oldu, birbirimize dua edelim. İnşallah. Allah'a emanet olun hayır efendim. Hadi sağ olun. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Nasılsın amcam, iyi misin? Neler yapıyoruz? Bu palan değil mi bizim bildiğimiz? Değil mi? Neyi var bunun? Hayvan şeyleriz. Evet. Yakacak sararız, ot sararız. Evet, sevgili izleyenler, burada tabii çiftçilik biraz daha ilkel metotlarla gerçekleştiriliyor. Burada tabii kardeşlerimiz modern tarımdan nasiplenemiyor çünkü dağlık bir bölgedeyiz. Dolayısıyla amcalarımız için de lazım olan bunlar tabii onlar için vazgeçilmez. Kaç kişiyiz evde? Amca. Bir kişi mi? Kimse yok mu başka? Nerede? Teyzemiz vefat mı etti? Oğlan var burada. Evet. Hepsi ayrı. Dördü oğlum, dördü de ayrı. Evet. Sağlığımız, sıhhatimiz nasıl? Yerinde mi? Ayaklarım sancıyor ya. Neyi var ayağınızın amca? Romatizma işte. Romatizma var. Hekime göründünüz mü? Neden görünmediniz? İmkan olmadığı için mi yoksa gidemediniz sinir mi? Sinir hastalığı ya. Evet. Şu ısırılan otların iyi faydası ondan oluyor onda. Evet. Onun dışında hiçbir şey yapmadınız mı? Evet. Ne zamandır ayağınız böyle? Bir sene oldu bu. Bir sene oldu. Kıştan beri. Evet. Her hanede bir tabii kardeşlerimizin problemi var ama hep gördüğümüz onların sabırlı, şükürle konuşmaları ve sadece Rabbimize sığınıyoruz demeleri. Evet. Müslüman ne arasın? Zablatsan koca daminde 4 kişi çık. Buraya 2 kişi gelir, 1 kişi gelir. Müslüman ne arasın? Yüzde Müslüman millet. Vallahi. Hakiki işte Müslüman yok. Arayan soran olmadı mı size hiç? Yok. Kimse mi yok? Gördü olan bir Ramazan'da geldi, bir ekmek getiren olmadılar. Sabahlara da taş kazardım, oğlanların ihtiyacını alacaksın diye. Anladım. Herkes köyde hareketi, köve buzdolabı aldı, çamaşır makinesi, taş kazardım. Şimdi gitmiyor kay o taş. Biliyor musun? Sabah taş. Allah, Cenab-ı Allah kulum. Namazını kıymasın. Tamam amcam benim. Biz varız tamam mı? Zamanın kıymasını bildiğin sabahlara da çalışırdım. Evet. Kur'an ne? Emrederse ona uyardım ben. Sizi yok. Ama yalnız değilsiniz inşallah. Biz Allah bundan sonra Allah yalnızdayız. Tamam Allah mı amcam? Allah var ya. Evet. 3 ay oldu. Yaşlılık ailene müracaat ettik. Bir cevap vermediler ya. Ne zaman başvurdunuz? 3 ay oldu. 3 sene oldu. 3 yıl oldu. Cevap yok mu? Yok. Yok. Evet. Acaba ulaştı mı oraya dilekçeniz? Nereye başvurdunuz? Kaymakamlığa. Evet. İnşallah onu da not alalım. Bir soralım inşallah amca onu. Ha. Tamam mı? Evet, bu muhtar yine götürün değil mi? Evet. Kolay gelsin amcam inşallah. Tamam, Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Efendim Tatköy'deyiz. Yardımlarımıza devam ediyoruz. Biraz önce dinlediğimiz hikayede yer alan amcamızı da tabii onun 3 yıldan beri işte yaşlılık maaşına başvurdu ve bir sonuç alamadı. Hatta hiçbir bilginin gelmediği haberini almıştık. Hemen muhtarımız bugün burada değil ama birinci azası görevini yapan çok kıymetli abimiz var. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Olgun. Mehmet abi. Amcamızın bir sıkıntısı vardı. 3 yıldır bir başvuruda bulunmuş ama bir haber çıkmamış. Bu konuyla ilgili olarak. Hocam biz yönetime yeni geldik. Evet. Yani bu kişi daha bize en ufak bir talebi olmadı. Hı. Ama en kısa zamanda kendisini alır kaymakamlığa götürürüz. Ne lazımsa sonucuna vardırız inşallah. Bunu da halletmiş olduk. Sevgili yönetmenim, hocamla ilgili. Yani sıkıntı yok. İnşallah. Yarından tez yok, gideriz yaparız. Tamam efendim. Burayla ilgili bir konuşalım mı? Tatköy'de şu anda yardımlarımızı dağıtıyoruz. Hane Allah sayısı, nüfusuyla nasıl bir coğrafyadır? Bir de sizden dinleyelim mi? Abi dağlık bir coğrafyamız var. Gelir düzeyi az bir yer. Ekin ekiyoruz, dağlık bölge. İstenilen ürün sınırlı. Dağlı olunca biraz sıkıntılı oluyor. Ekmesi, dikmesi her haliyle sıkıntılı. Hayvancılık var. O da ona göre kış çoğalıyor. Evet. Kışın masrafı çoğalıyor. Yani burada hayat şartları biraz zor.
Yazın nüfus tabii farklı yerlere gidiyor mu iş için? Mesela mevsimlik bir iş var mı burada da? Yok, genelde bu gençler otobüs yoluyla şehre giderler. Orada çalışırlar. Evet, zaten Konya'ya yakın bir yer. Konya'ya yakın, 15 kilometre. Hızlı bir şehirleşme var, yeni yapılar var. Tatköy'ün yıldızı parlıyor aslında. Neler söylersiniz? Şehir merkezine yakın olduğundan dolayı dışarıdan çok göç var buraya. Evet. Yani dışarıdan Selçuk Üniversitesi'nden, hastanelerden, doktor, hakim, savcı, herkes burada. Evet, çünkü gerçekten havasına imrendik. Havasına, çok güzel bir havası var. Ben buranın havasına doymadım diyor kişi. Evet. Biri birine söylüyor. Şu karşı tarafları gördüğümüz hep yabancı. Tatköy'ü orada. Evet. Nüfus değişiyor ama önemli olan buranın tabii ki çok gelişmesi, kalkınması. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teyzem selam aleyküm. Aleyküm selam kuzum. Şu lamba mı? Sefa geldin. Nasılsın teyzem, iyi misin? Allah'ıma şükür iyiyim ya, baba. Allah'ım herkese iyilikler versin. Nasılsın ya. Anam sen iyi misin? Rahatın saatin iyi mi? İyi rahatım, saatim iyi ama evim ya, yok. Ev yok. He, şuradan evim. Şuradan su akmış gibi. Şu uzun kartonlar da, filan. Tam açık kaza akabilir. Ya. Bakarım. Bakarım bakamam.